Saygıdeğer izleyenler, bugün 18 Ocak 2023 Çarşamba. Ünye'nin güzide yerleşim yerlerinden biri olan Yalı sahil mevkiindeyiz. Burada gurbetteki Ünyelilere ve Ünye'den gelip geçerken de Ünye'nin güzelliğinden memnun olup burada kalamamış insanlarımıza bir nostalji yaşatalım istediğimiz için yalı boyu gezerken kiminle yapabilirim bu düşüncemi haber haline getirebilirim derken Ünye'nin yetiştirdiği güzel evlatlardan uzun sürede Ünye Belediye Başkan Vekilliği yapmış rahmetli ağabeyimizin oğlu Serdar Öztürk'le beraberiz. Serdar Öztürk yıllardır Ege'de gazeteciliğine devam ediyor. Güzel yazılarıyla da gündem yaratmayı sürdürüyor. Kendisini hazır yakalamışken bir iki laf edelim Ünye hakkında. Ünye'nin yetiştirdiği evlattır. Ünye'yi bıraktığı gibi mi bulmuş? Şimdi tatil için burada, kışın göbeğinde ama yazdan bir günü yaşıyoruz. Bu arada yanımızda da emekli bir eğitimci kardeşimiz var. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinden Deniz Şafak, ona da mikrofonu uzatacağız ama biz önce memleketimizin gurbet elde bizleri temsil eden Serdar Öztürk'e soralım. Önce rahmetli baban Selahattin Öztürk komutanımızı bir rahmetle yad edelim. Allah rahmet. Hoş geldin Serdar. Teşekkür ederim. Nasılsın kardeşim? İyiyim çok şükür. Burada olmak çok güzel. Serdar Bey, önce Ünye'den niçin ayrıldın? Önce buraya girelim ya. Ya buranın genel bir sorunu var. Küçük yerlerin sorunu. Çok iş yok. İş alanı yok. Yani benim çocukluğumda hatırladığım bir çimento fabrikası var, hala var. Ondan başka bir iş yok. Evet. Yani saygıdeğer kameramanım da kardeşimiz çimentodan bahsetti. Çimento fabrikasına dönüp de o yöreleri gösterirse seviniriz yavaş yavaş. Evet, şimdi biz konuşmamıza devam edelim. Yani o yüzden iş alanı kısıtlı olduğu için yani şu anda da gençler muhtemelen okumak için Ünye'nin dışına çıkıyor, sonra da kalıyorlar. Siz İzmir'i tercih ettiniz. Evet. İzmir'in gönlünüze ait bir yeri mi vardı, yoksa bu mesleği, gazeteciliği ben İzmir'de daha harika yaparım diye mi gittiniz? Yani okuyunca orada kaldım ama siz orada okuduğunuz evet, için kaldım. Ama normalde tabi bizim mesleğin asıl yapılacağı yer İstanbul. İstanbul fırsatı bir iki kez çıktı. Çok büyük şehir geldi bana orası. Öyle bir ara gitmişliğim oldu ama İzmir daha nüfus olarak, ulaşım olarak, yerleşim olarak daha uygun geldiği için orada kaldım. Orada da yaptık bu işi. Burada da yapan arkadaşlar var. Ben izliyorum. Yapıyoruz. Gayet başarıyla. Yapıyoruz. Siz de. Sağ olun. Sonuçta bizim mesleğimiz artık dünyanın her yerinde kolayca yapılabilen, bilginin kolayca paylaşılabileceği bir meslek olduğu için artık koltuğunuzun altında bir bilgisayar, işte bir kamera, bir mikrofonla gayet rahatlıkla buradan Amerika'ya kadar bu görüntüleri servis edebiliyorsunuz. O yüzden artık gazeteciliğin bir memleketi yok. Şimdi siz gazeteciliğinizi yazdığınız bir kitabınızla da taşlandırdınız. Evet. Özetlersek. Bu şöyle, İzmir'de bir operasyon olmuştu. Limanla ilgili. Orada o dönemin imzalı kitabınızı aldım, evet. Rica ederim. O dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın bacanağının ismi geçiyordu. Doğru, okudum. Zaten liman operasyonu diye geçer. Onunla ilgili bir kitap toparlamıştım. 60'tan fazla dava açıldı. Sanıyorum şu anda hiç dava kalmadı. Hepsinden de beraat ettik. Kitap da beraat etti. Yayın evi de beraat etti. Birkaç yıl süren sıkıntılı bir süreç yaşadık ama sonuçta Türk adaleti olması gerekeni, doğruyu buldu ve kitabı beraat ettirdi. Beraat ettiren kitabının başlığını okur musun?
okullarımızda, izleyenlerimizle paylaşır mısın? Binali'nin Puslu Limanı diye bir kitaptı. Evet, Binali'nin Puslu Limanı başlıklı kitap. Evet, o daha sonra birkaç gazetecilik örgütünden ödül aldı. Çok güzel, kitap. Evet, izliyorum. Yani mesleğimizin gereğini yerine getirmeye çalıştık aslında. Meslekte özellikle kaç yıl oldu Sayın Öztürk? 35'i bitirdim. 35. Tebrikler maşallah. Kutluyorum sizi. Bir de doğup büyüdüğün memleketin Ünye'yi kışın göbeğindeyiz ama yazdan bir günde karşılaştık, buluştuk. Bir yorumlar mısın? Yani, Serdar Öztürk. Bu konuda tarafsız. Mehmet Ünyeli gözüyle. Tarafsız olamam bu konuda. Buyurun. Bana göre burası cennet. Öyle. Her zaman. Eyvallah. Yani, şehir olarak 30 yıl önce cennet. De. Ha eksiği vardır. Sokağında bir sorun vardır. Çöpünde sorun var. Dünyanın her yerinde var. Ama bana göre cennet. Çünkü şurada iniyorsunuz. Sahilde geziyorsunuz. Bugün deniz kenarı diye tabir edilen Bodrum'a gidin. Gezemezsiniz. Hele yazın hiç gezemezsiniz. Yani. O yüzden yani, buranın kıymetini o anlamda bilmek lazım. Güzel olmuş, bozulmamış. Ben çevre yolu yapılırken çok korkmuştum. Yani buranın da denizini dolduracaklar. Samsun gibi, Ordu gibi, Trabzon gibi. Burada evet, da şehir denizden kopacak sanmıştım ama bu haliyle kalmış olması. Çevre yolunu şehir dışından vermiş olmaları Ünye'nin işinin bakir kalmasına katkı sağladı. Çok büyük. Bir ölçüde. En azından o şehri bozmadı. Önemli. Bu şehir çünkü denizle birlikte var. Tabii. Bu şehri denizden ayırdığınız zaman şehrin özelliği de kalmıyor. İşte Samsun'a gittiğiniz zaman denizi göremiyorsunuz. Tamam, alışveriş merkezleri var. Büyük şehir. Deniz kenarında oturacak yerleri var. Ama burası gibi değil. 30 sene önce de ben delikanlıydım. Bu sahilde böyle gezerdim. 35 sene sonra geldim, yine aynı şekilde geziyorum. Yani bu değişimi direnmek değil, aslında değişimi daha modern yaşamak. Yeni şehirler böyle aslında. Evet. Yani dünyadaki yaşanabilir şehir tanımı böyle artık. Öyle çok gökdelenler, karmaşa, trafik karmaşası benzeri şeyler. Ya yani Türkiye şu anda karbon ayak izini bir taraftan azaltmaya çalışırken öbür taraftan işte gökdelenler dikiyor. O gökdelenler yeni araç demek. O gökdelenler o araçların saldığı egzoz gazı demek. Ama Ünye'de işte böyle geliyorsunuz, hem de yazda kalma bir gün. Sizin evet, de söylediğiniz gibi çok güzel. Böyle sahilde oturuyorsunuz. Sizin bizi bulduğunuz gibi biz şurada iki arkadaş dedikodu yapıyorduk. Evet. Evet, size sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Gördüğüm için Allah de memnun oldum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Yüce Rabbim sizlerin ülkede, Ünye'de ve dünyada sayısını artırsın Sayın Öztürk. Bir parantez açayım mı? Buyurun efendim. Şimdi aklıma geldi. Biraz önce söyledim rica gerçi. Ederim, rica ederim. Kameralar kapalıyken Ahmet abimin bu halini çok seviyorum ben. Bu kimde var bir de biliyor musun? Aynı bu özen, giyimine özen Uğur Dündar'da var. Eyvallah, teşekkür ederim. Asla şey göremezsin onu. Yani o kadar mesleğine ve kendisine saygı duyar ki işte mutlaka kravatı vardır, mutlaka son derece. Herkes de sanır ki Uğur Dündar'ın çok takım elbisesi var, çok geniş bir gardırobu var. Yok. Değil öyle. O değiştirir, onu bir kombin eder, bir kesinlikle, şey eder falan ama kesinlikle. Ya ben buna, şunlara, bu çiçeklere falan bayıldım. Önemli olan, teşekkür ediyorum iltifatınıza, önemli olan yaptığınız işinize, insanlığınıza uygun kılıklı kıyafetinizi muhafaza etmeniz. Vatandaş size baktığında bir vasıf sahibi olduğunuzu yürüyüşünüzden, bakışınızdan, kılığınızdan, kıyafetinizden anlasın, anlamalı diye düşünüyorum. Bu minval üzere de yaptığımız işlerimizi insanlara gerçekten kılığımıza, kıyafetimizde de onaylattıralım istiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağlıklı uzun ömür diliyorum. Ben teşekkür ederim. Saygıdeğer izleyenler, iki arkadaşı aynı mahallenin delikanlıları onlar. Onlardan da bir tanesi gerçekten sosyal hizmetlerden emekli müdür kardeşimiz. Başta bir hata yaptık, sosyal güvenlik. Sosyal hizmetler, sosyal ailevi güvenlik. Sosyal
Politikalar Bakanlığı'ndan. Zaten çok program yaptık da. Yaptık da. Yani. Olabiliyor. Yani. Cümleleri kullanırken olabiliyor. Demin arkadaşınla Osman Şafak dedim, ben tanımadım yani. Osman Deniz Şafak. Kimse tanımaz Osman Şafak. Ya hep Deniz bilirler onu. Burada da Tom Brax olarak. Onu Çami Dayı bilirler. Çami bilirler abisi. Benim okul arkadaşım. Çami Dayı demeyince ben Osman Şafak kim acaba dedim. Ya şimdi zaten öyle biliyorlar da. Evet Sayın Müdürüm. Demin okul arkadaşımla o benden büyük ya. Bir araya gelmişsiniz. Şimdi demin kıyafetine şey söz ettim ama yeni nesilde öğretmenleri tanıyamazsınız. Neden? Ya şimdi kızın kıyafet. Tanıyamazsınız çünkü ben de tanıyamıyorum. Bizim zamanımızda başkaydı. Öğrenciler de değişti yani. Sevgili öğretmenim, sizden de bu kışın göbeği sayılan bu 18 Ocağı ve bu güzel günü Değerlendirme yapalım. Serdar demin dedi ki yolda yani arka şeyden otobanın arkadan geçmesi evet, bilmem ki burayı bozmadı. Ama illaki burayı bozmaya çalışıyorlar. Bilinçli halk direniyor buna da. Evet. Bilinçsiz halkı da arkasına alıyor. Yani bizim gibi şöyle, çok tamam. Bilinçli halkın direnmesi yine bu Ünye'nin güzelliğini koruyor. İleride ne olacağını bilmiyoruz ama biz ölene kadar direneceğiz. Serdar Hocam'ın da dediği gibi burası cennetten bir köşe diyor. Öyle. Hakikaten en azından korunmuş diyor. Tabii. Biraz bilinçli halkın sayısı her geçen gün artacak inşallah. Artması için kendilerinin değişmesi gerekiyor. Tabii. Bu da okuyup öğrenmeden olmuyor. Tabii. Yani bunu diğer programlarımızda da söyledim. Yani genellikle insanın söylüyorum. Değişmesi gerekiyor bazı şeylerden dolayı. Evet. İnsanın şu şeye, denize baktığı zaman, şu doğaya baktığı zaman, gerçi arkamıza baktığımız zaman kale gibi görüyoruz ama sistemin getirdiği bir bozukluk var. Yeşille denizin birleşim kalması çok iyi bir durumdur. Bunu Çamlık'ta görüyoruz. Az daha orada gidiyordu. Ona da halkımız engel oldu. Ben yani fırsat buldukça ben de gidip geliyorum. Fırsat buldukça da zaten sizinle program yapıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Yani böyle. Bize de teşekkür ediyoruz. Sayın Şafak. Ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun madem efendim. Bir Ünyeli gazeteciyi yakalamışım. Buyurun efendim. Şimdi dışarıdan geldiğim için dikkatimi çekiyor. Biz Çami ile yürürüz. Buyurun. Gün içinde. Bizim gençliğimizde Çakırtepe'de bir Atatürk silüeti vardı. Silüeti vardı. Şimdi Ünye'nin çok yerinden baktım, o görünmüyor. Niye? Evet, bu bulunduğumuz yerden görünmüyor. Yani biraz daha geriden de çekseniz önüne binalar yapılmış. Sanki Atatürk arkasında saklanmış gibi. Bir kötü niyet aramayayım diyorum ama. Tamam. Niye yani Ünye'li bir gazeteci olarak bunun yanıtını o ne zaman oldu, ne oldu yani? Yanıt. Yanıtı şöyle vereyim. Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin içinde yaşadığımız müddetçe kendi içimizdeki olumsuzlukları fazla göremeyebiliriz. Ama dışarıdan gurbette gelip de Ünye'de tatilini geçiren ya da belli dönem burada da kalan Ünyeliler Ünye'yi daha iyi gözlemleyebilirler. Buradan devletimizin kurucusu, dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çakırtepe'deki o silüeti fazla niye gözükmüyor dedi Sayın Öztürk. Biz de buradan seçilmiş ve atanmış yetkililerimize o kardeşimizin bize sorduğu soruyu bir şekilde aktaralım. Atatürk'ün Ünye'nin her yerinden görünmesine katkı sağlayasınlar diyor. Saygılar sunuyoruz.